Bugün sizler için Film Solucanı adlı YouTube kanalından unutulmaz 10 yerli diziyi listeledik. İstanbul'un en sevimli semtlerinden Kuzguncuk'ta geçen, başrollerinde Savaş Dinçel, Hasan Kaçan, Kadir Şöptemir, Şermin Hürmeriç ve Peker Işıkınlı gibi isimlerin yer aldığı, 2002-2005 yılları arasında yayınlanan dizide orta direk Türk aile yapısı ve aralarındaki sıcak ilişki anlatılmıştı. Deli Yürek, yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Türk, aksiyon, dram ve politik televizyon dizisi. 5 Ekim 1998'de Show TV'de başlayan dizi, son sezonu olan 4. sezonda ATV'de yayınlandı. 4 sezon yayınlanan ve toplam 113 bölümden oluşan Deli Yürek, 24 Haziran 2002 tarihinde sona erdi. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan ve Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizilerinden olan Bizimkiler'de, bir apartmanda oturan yöneticisinden kapısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamı birbirleriyle olan ilişkileri anlatılıyordu. Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı Türk televizyon tarihindeki öncü dizilerden biridir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan abla, Beren Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'i, Şevket Altuğ, ayrıca aynı mahallede yaşayan farklı insanlar arasındaki sıcak insani ilişkileri anlatan unutulmaz dizilerdendi. Boğaz'ın Anadolu yakasındaki en şirin semtlerden biri olan Çengelköy'de yaşayan 3 çocuklu boşanmış bir baba, Fikret Aksu'nun namı değer Fiko'nun çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşklarının anlatıldığı Süper Baba dizisi 1993-1997 yılları arasında yayınlanmış en sevilen yerli dizilerden biriydi. Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Benli Yıldırımların yer aldığı, müziğiyle de hafızalarımıza kazınmış ekranların en uzun soluklu dizilerindendir. Mahallenin muhtarları Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursen Esenboğan'ın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı aile dizisi. 337 bölümden oluşan dizi 5 Ekim 1992'de Kanal 6'da yayınlanmaya başladı. 2 sezon yayınlandıktan sonra 1994'te ATV'ye geçti ve 8 sezon bu kanalda yayınlandı. Sonra tekrar 2001'de Kanal D'ye geçti ve tekrar 2002 yılında ATV'ye. Yani Mahallenin Muhtarları, Bizimkiler, Perihan Abla, Çiçek Taksi ve Kutlar Vadisi Pusu gibi dizileriyle birlikte Türkiye'nin en uzun soluklu yapımlarından biri oldu. Birbirlerine hiç benzemeyen, hayat tarzları tamamen farklı 4 şehirli kızla, köylerinden okumak için İstanbul'a gelen iki genç ve işsiz arkadaşlarının 7 numaralı bir evde yaşamalarının anlatıldığı 2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan, yıllarca da tekrarı verilen komedi dizisidir. Aman hiç sakın, kimse uyanmasın, gizlice ayrılalım, çocuklar duymasın. Ne kadar yaşansalar da tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız efsane dizilerden bir tanesi daha. Nuri Kantar'ı, Döndüsü, Tijeni ile ailemizin bir parçası olan Kaynanalar dizisi, Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. 1974 yılının Mayıs ayında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizide, Anadolu'dan Ankara'ya göç eden Nuri Kantar ve ailesinin büyük şehrin kurallarına ayak uydururken kendi geleneklerinden uzak kalmama çabası anlatılıyordu. Tilkin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Defne Yalnız, Ege Aydan ve niceleri bu dizinin başrollerindeydiler. Şener Şen ile Türkan Şoray gibi sinemanın usta oyuncularının yanı sıra Özkan Uğur, Güven Hokna, Tarık Babacıoğlu, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçay ve daha pek çok oyuncunun rol aldığı unutulmaz dizilerdendir. İstanbul'un en eski semtlerinden Samatya'daki kebapçı Ali Haydar ile hanımın, aşkları ve ailelerin arasında yaşanan sevinçlerin, kaygıların, umutların, umutsuzlukların, öfkelerin, acıların, mutlulukların ve sevdaların anlatıldığı şarkısıyla da gönüllerimizi yer etmiş, 1998-2001 yıllarında oynamış bir diziydi.